Kur'an'da peygamberlerin ve müminlerin hangi konularda dua ettiklerinden bahsedilmektedir. Allah müminlere dua konusunda hiçbir sınır getirmemiş. Bana dua edin, size icabet edeyim. Mümin Suresi 60. ayetinde diyerek ihtiyaç duydukları her konuda kendisine sığınıp yardım dilemeye çağırmıştır. Kur'an'da peygamberlerin ve müminlerin Allah'tan neler istedikleri konusunda verilen örneklerden bazıları ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerini doğru yola nimet verdiklerinin yoluna iletmesi, gazabı uğrayanların ve sapmışların yolundan ayırması. Fatiha Suresi Yaşadıkları şehri güvenlikli bir yer kılması. Bakara 126 Yaşadıkları şehrin halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandırması, Bakara 126, kendilerini Allah'a teslim olmuş Müslümanlar kılması, ve soylarından Allah'a teslim olmuş Müslüman bir ümmet vermesi, Bakara 127'den 129, ibadet yöntemlerini göstermesi, Bakara yine 127'den 129, tövbelerini kabul etmesi, Bakara yine 127'den 129, içlerinden ayetleri okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten ve onları arındıran bir elçi göndermesi, Bakara suresi 127'den 129, dünyada ve ahirette iyilik vermesi, Bakara 201-202, ateşin azabından koruması, Bakara 201-202, üzerlerine sabır yağdırması, adımlarını sabit kılması, kaydırmaması ve kafirler topluluğuna karşı yardım etmesi Bakara 250 unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaması Bakara 286 önceki nesillere yüklediği gibi ağır yük yüklememesi ve güç yetiremeyecekleri şeyleri taşıtmaması Bakara 286 affetmesi, bağışlaması, esirgemesi Bakara 286 hidayete erdirdikten sonra kalplerini kaydırmaması ve katından bir rahmet bağışlaması Ali İmran 8 ve 9 Günahları bağışlaması, kötülüklerini örtmesi Ali İmran 193 Elçilere vaat ettiklerini kendilerine de vermesi Ali İmran 194 Kıyamet gününde kendilerini hor ve aşağılı kılmaması Ali İmran 194 Aralarında hak ile hüküm vermesi Araf 89 canlarının Müslüman olarak alınması, Araf 126, kafirler topluluğundan kendilerini rahmetiyle kurtarması, Yunus 86, katından yardımcı bir kuvvet vermesi, İsra 80, namazlarında sürekli olması ve dualarını kabul etmesi, İbrahim 40, 41, hesap gününde kendisini, annesini ve babasını bağışlaması, İbrahim suresi 40, 41, Göğsünü açması, işlerini kolaylaştırması, Taha 25 26, şeytanın kışkırtmalarından koruması, Müminun Suresi 97 98, kendilerini takva sahiplerine önderler kılması, Furkan Suresi 74, katından hüküm ve hikmet bağışlaması, Şuara 83, nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından kılması ve insanların dirilecekleri günde kendilerini küçük düşürmemesi, şu ara 85-87, kendisine anne ve babasına verdiği nimetlere şükretmeyi ve hoşnut olacağı, salih bir amelde bulunmayı ilham etmesi ve rahmetiyle kendisini salih kullarının arasına katması, Nemil 19, katından kendileri için hayır indirmesi, Kasas 24, kendilerini ve kendilerinden önce yaşamış olan müminleri bağışlaması ve iman edenlere karşı bir kin bırakmaması, haşır 10, katından mülk vermesi, sat 35, katından bir anlatım çarpıcılığı vermesi, taha 27 ve 28.